Sevgili izleyiciler, şu an Hoybach Ulu Cami'deyiz. Bugün çok enteresan bir program yapmayı düşünüyoruz. Yapacağız daha doğrusu. Bizim de ilgimizi çekti. Çocuklara iftar diye. Belki bu programın yayınlandığında Ramazan bitmiş olabilir. Ama işin enteresan yanı bitmiş değil. Küçük çocuklara da Ramazan yemeği verecekler ve yemeğe kadar da iftara kadar da çocukları eğlendiriyorlar. Şu an Almanya'da iftara rahat bir 55 dakika var. Ve biz içeri gireceğiz, bakacağız çocuklara neler yapıyorlar. Hani ne gibi eğlenceler var içeride. Enteresan olan buranın çocuklarla ilgili Ramazan iftardan önce çocuklara bir program yapmışlar. Ve bugünkü programın adını da çocuk iftarı koymuşlar. Biz de hep beraber gidelim, bakalım içeride neler var, ne oluyor diye. Sevgili izleyiciler, davul da çalıyor. Biz yavaştan içeriye doğru girmeye çalışıyoruz. Bakalım davulcu ne yapıyor? Evet. Sevgili izleyiciler, şu an içeri girmiş bulunuyoruz. Hocam, selamun aleyküm. Aleykümselam. Evet sevgili izleyiciler, caminin hocasıyla görüşüyorum. Biz bu programı çok ilginç bulduk, onun için geldik. Size bilgi verir misiniz bu program hakkında? Neydi? Allah razı olsun. Geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Hem sizin hem de bütün ümmeti Muhammed'in Ramazan-ı Şerifi mübarek olsun diyorum. Biz bu programda birazcık daha çocuklarımızı, öğrencilerimizi tarihimizle tanıştırmayı, tarihimizle buluşturmayı amaçladık. Elhamdülillah o da bugün burada en güzel şekilde gerçekleşiyor. Hem kardeşimizin yaptığı gibi Ramazan davulcusu tarzında çocuklarımıza Ramazan davulcusunu tanıtmak, hem Ramazan şerbetçimiz çocuklarımıza bu yönüyle Ramazan'ı anlatmak, hem de işte pamuk şekeri, elma şekeri gibi görsellerin yanında Nasrettin Hoca, Hacivat Karagöz, bunun gibi kültürümüzde büyük yer eden önemli şahsiyetleri çocuklarımıza buluşturuyoruz. Buradaki çocuklar, yani biz zannettik ki onlar iftarı önce açacak ya da sonra, çocuk iftarı deyince o neyin nesiydi onu anlayamadım ben. Evet. Şimdi onu isterseniz en baştan itibaren anlatmak isteyeyim. Bizim camimizde, burası küçük bir yer, Hoybach. Küçük bir yer. Yani Müslüman Türk nüfusunun, Müslüman nüfusun burada diğer büyük şehirlere nazaran daha az yer aldığı bir yer. Ama buna rağmen elhamdülillah camimizde eğitim gören 100 tane öğrencimiz var. 100 tane öğrenci, 100 yani tane bunlar öğrencimiz var. Yatılı falan var mı? Şimdi yatılı Kur'an kursumuz var. Burada 17 tane yatağımız var. Bunlar hafta sonları ve tatillerde, haftalık, 2 haftalık tatillerde geliyorlar. Burada yatılı olarak kalıyorlar. Burada dini bilgilerini, Kur'an eğitimini daha güzel bir şekilde yatılıda temin edebiliyorlar. Bunun yanında bu sene ilk defa anaokulunu açtık camimizde. Okulu deyince kaç yaşa kadar? 5 ile 7 yaş arasında. 5 ile 7. Evet, 5-7 yaş arasında. Orada da 15 tane öğrencimiz var. Bu sene ilk defa oldu bu. Bunun haricinde bir de hafta sonları ve tatillerde camimize gündüzlü olarak gelip gidenler var. Bunlar da yaklaşık 65 tane. Toplamda 100 tane öğrencimiz var elhamdülillah. 100 tane burada maşallah bayağı. Biz bu öğrencilere şimdi hem burada dini bilgilerini veriyoruz, Kur'an eğitimini veriyoruz, dua eğitimini veriyoruz. Bunun yanında işte bu gibi etkinliklerle çocuklarımızı Nasrettin Hoca, Hacivat Karagöz veyahut da farklı etkinliklerle çocuklarımızı hem burada genel kültürleri bakımından daha zengin hale getirmeye çalışıyoruz, hem de camimizi eğlenceli bir şekle dönüştürüyoruz. Çocuğun camiyi seveceği, çocuğun camiye aşık olacağı, her zaman çocuğun camiye rahatlıkla gelebileceği bir yer olmasını açıkçası arzu ediyoruz. Evet, teşekkür ediyoruz. Biz de şimdi bakacağız neler oluyor, aileler nasıl çocuklarının ilgileniyor. Bayağı da çocuklar var gördüğüm evet, kadarıyla. Evet, bütün öğrencilerimiz buradalar. Evet. Buyurun. Çok teşekkür ediyorum Allah hocam. Razı olsun. Son siz memleketi de soralım ya. Evet. Biz hep hocam nerelisin programı yapıyorduk. Bugün nerelisin programı değil ama ben merak ettim. Memleketini. Benim memleket aslen Ağrı. Babam da emekli imam. Onun emekliliğinden dolayı İzmit, Kocaeli'ye, Gebze'ye geldik. Uzun yıllardan itibaren oralıyız.
Orada kalıyoruz. İki yıldır da burada görevimizi yapıyoruz. Türkiye'de hangi camide görev yapıyorsun? Türkiye'de Bolu Yeni Çağ'da Ekrem Doğanay Kur'an kursunda hafızlık hocalığı yapıyordum. Şimdi buradayız. Çok güzel. Teşekkür ediyorum. Başkan alalım. Başkan. Evet sevgili izleyiciler. Almanya'da camilerin bir başkanı oluyor. Çünkü Türkiye'deki gibi değil. Burayı bakmak lazım. İlgilenmek lazım. Seni tanıyalım başkan. Sağ ol başkanım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ben İsa Keleş. Memleket? Afyon. Afyon. Sandıklı. Afyon Sandıklı. Bu hayırdır? Böyle bir şey nereden aklınıza geldi? Çocuk iftiharı. Ya aslında biz cemiyet olarak bölgede tanınmış bir cemiyetiz. Eğitim konusunda biliyorsunuz, biraz önce gördünüz belki. Baden-Württemberg bölgesinde yatılı olarak Diyanet'in ilk yatılı Kur'an kursu bizdeyiz. Ve din görevlilerimiz Allah razı olsun veli birliğimize beraber çocuklarımıza Ramazan ayını tanıtmak için, Ramazan ayını daha dolu dolu yaşayabilmek için böyle bir program hazırladılar. Biz de memnuniyetle destek verdik. Biz şimdi arkaya doğru çok gidemeyeceğim röportaj için. Çekimler yapacak Ferdi. Evet kamerada bugün Ferdi. Ben burada yakaladıklarımla görüşeceğim. Bir şey demek istiyor musun son? Evet Allah razı olsun geldiğiniz için. Ya, başkanım bizim. Biz de dedik yani ilginç bir program var. Bir bakalım neyin evet. Nesi. Çok burada cami çektik ama çocuk programı ilk çekeceğiz camide. Tabii burada İlgimizi çektik. Bakalım şimdi ne diyoruz? Çocuklarımızla beraber güzel bir Ramazan ayı hayırlı olmasını istiyoruz. Güzel bir Ramazan ayı geçirdik dolu dolu. Rabbim hepimizi bayrama da kavuştursun. Evet. Teşekkür ettik. Biz de teşekkür ediyoruz. Şurada görüyorum küçük birileri geliyor. Merhabalar. Kaçma kaçma. Evet küçük çocuklar kaçıyor. Sevgili izleyiciler tanıdığım arkadaşlardı. Şimdi şöyle devam ediyoruz bakalım. Nasıl gidiyor? Hayırdır? Yeniçeri misin? Ne diyorlar buna? Evet sevgili izleyiciler görüyorsunuz yöneticiler. Giyinmişler kıyafetleri. Çocukları eğlendiriyoruz Yunus abi. Eğlendiriyorsunuz. Aynen öyle. Yani şöyle bir şey. Kılıç falan mı çekmeyi öğretiyor? Yaramazları sünnet ediyorum yani. Yaramaz hazır mı? Aynen öyle. Şey diyecektim. Ayağında da güzel şey var ya. Ne diyorlar? Çarık gibi bir şey. Sen böyle kıyafetlerine ben seni görmeye pek alışık değilim ama. Artık alışacaksın Yunus abi. Alışacağım. Öyle. Canım artık benim ya. Kılıçla gezeceğiz abi. Evet. Bakalım şimdi devam edeceğiz. Orada da ya senin memleketi alalım bir ismini alalım. Şenel Kuluoğlu Giresun. Neresin? Giresun. Ana Giresunlu ya. Abi Ordulu çıkmadı Giresunlu çıktı. Giresun neresinden sizin? Dereli. Dereli'den evet. Dereli'den Giresunlu çocukları eğlendiriyor. Evet sevgili izleyiciler teşekkür ediyorum. Bir genci görüyorum. Evet bu akşam hep küçüklerle konuşacağım. Adın ne? Ahmet. Ahmet babanın adı ne? Şener. Nerelisin sen? Evet Ahmet'imiz bilemedi nereli olduğunu. Ahmet okula gidiyor musun? Kindergarten'e? Evet yani anaokuluna gidiyor musun dedim. Evet dedi. Şimdi anaokulundaki öğretmeni Türkçe'ye çevirdiğimde ne derler anaokulundakiler? Tant ediyorlar. Kindergarten bu da benim çocuk. Senin miydi? Ana öğretmemişsin ya buna nereli. Ne dedi? Bilmiyorum nereli. Dedi mi nerelisin? Sen nerelisin? Aa bilemedi. Bak babası da yanımızdaymış. Bilmiyorduk yani. Evet kindergarten'de çocuklara tante derler. Tante de demek teyze. Yani öğretmenlere burada teyze derler bunun yaşındaki çocuklar. Teşekkür ediyorum. Gel bakalım sen gel bakalım. Gel. Senin adın ne? Esen. Babanın adı? Ensar. Baba nerelisiniz siz? Hangi köy şeyden? Afyonlu. Yok buradan mı? Sevgili izleyiciler görüyorsunuz çocuklara nerelisin diye sormak olmuyor. Nereden diyorum? Bak ne diyor? Nerelisin? Buradan. Buradan. Teşekkür ediyorum. Evet şuna bakalım. Sen gel bakalım. Abo adın ne senin? Bakın sevgili izleyiciler bu çocuklar şimdiden hazırlanıyor mikrofona. Bak kameramıza bak. İsmin ne senin? Ali. Ali mi? Ali. Ali. Evet Ali abimin çok güzel bir fesi var. Bak Ali bu kim? Baban mı koydu bunu başına? Baba. Evet sevgili izleyiciler Ali'nin fesi de çok güzel. Ali babanın adı ne? Rıza. Rıza mı? Rıza. Annenin adı? Evet. Evet sevgili izleyiciler çocukların anlık bugünkü programımız çocuklar. Gel bakalım gel. Sen gel. Evet. Şimdi devam ediyorum. Evet bir tane daha görüyorum. Gel bakayım adın ne senin?
Sevgili izleyiciler, bak adın ne? Ebu Bekir. Ebu Bekir diyor. Ebu Bekir, sen nerelisin? Türkiye'den. Hangi köy, hangi şehirden? Bolu. Ana, Bolulu çıktı. Bak, Boluluymuş. Bak, bu bildi Ebu Bekir'e. Ebu Bekir, soyadın ne senin? Dursun. Dursun. Evet, Ebu Bekir'e teşekkür ediyoruz. Şimdi sevgili izleyiciler, gördüğünüz gibi çocuklar çoğalmaya başlıyor. Biraz sonra daha da çoğalacak. Bir çocuk daha. Ben bu programı özellikle küçük çocuklara ayırıyorum. Büyüklere çok fazla yer vermeyeceğim. Gel bakalım. Senin adın ne? Mehmet. Mehmet, sen nerelisin? Beşiktaş. Efendim? Beşiktaş. Beşiktaş mı? Evet sevgili izleyiciler, Mehmet nerelisin diyorum. Beşiktaş diye. Anlıyor ki hangi takımı tutuyorsun. Babanın adı ne? Ünal. Türkiye'ye gidiyor musunuz siz? İzine. Bilmiyorum. Bilmiyor musun? Hı-hı. Baban hangi köyden? İstanbul mu, Ankara mı, Afyon mu? Nerelisin siz? Bilmiyorum. Onu da mı bilmiyorsun? Evet. Sevgili izleyiciler, Ünal'a da çok teşekkür ediyorum. Ünal bir numara. Değil mi Ünal? Evet sevgili izleyiciler, gel bakalım güzel kızım, gel. Evet. Çok güzel bir kızımızı görüyorum. Tabii bunun benim yukarı kalkamadığım için kızımızı indirdim. Adın ne senin? Aylin. Aylin, sen nerelisin? Artvinli. Ana, Artvinli çıktı ya bu. Kimin kızısın? Babanın adı ne? Yüksel. Yüksel. Nasıl gidiyor? Eğlendiniz mi? Evet. Güzel değil mi? Evet. Ama oruç tutmuyor, sen sakız çiğniyor. Yok, ağzım boş. Oruç musun? Hayır. Ay, yanlış görmüşüm. Çok özür dilerim senden. Oruç tutuyor musun sen? Evet. Helal olsun. Ben de senin dişin beyaz ya. Zannettim oruç tutuyorsun ya. Çok teşekkür ediyorum. Evet, bir bakalım başka bir arkadaşı alalım. Gel bakalım. Evet, şu arkadaşımı alıyorum. Biraz kalkayım yukarı. Sevgili izleyiciler, gördüğünüz gibi hep gençler. Yani biraz büyütmeye başladım. Mikrofonu yukarı aşağıydı. İsmini öğrendim sen. Neresin sen? Kaan, Girasunluyum. Girasunlu musun? Hı. Ana, Şenel'in neyi oluyorsun sen? He? Şenel vardı burada. Neyse Şenel. Soyadın ne senin? Özkan. Sevgiliciler, görüyorsunuz Ordu Girasun. Bak ne? TV52 Ordu. Evet, çok teşekkür ediyorum. Türkiye Ordu'ya gittin mi hiç? Ha. Nereye gittin Ordu'da? Gezdik işte, gezdik. Telefilikle çıktın mı? Telefilikle yukarıya. Boztepe'ye? Ha, yok. Ordu'nun içinde gezdin mi? Ha, gezdik. Gezdiniz değil mi? Evet. Okey, çok teşekkür ediyoruz. Dankeschön. Evet, kim geliyor son bakalım? Evet, sevgili izleyiciler. Şu genci alıyorum. Bakayım, gel abisi. Adın ne senin? Emre. Bak. İsmin ne? Emre. Emre, nerelisin sen? Ben burada. Hoybach'ta mı oturuyorsun? Evet. Hoybach burası. Babanın ismi ne? Bak şimdi şu bilecek. Neyin oluyor senin bu? Adın ne senin? Yusuf. Soyadın? Yusuf. Soyadın? Türk Yılmaz. Nerelisin sen? Afyonlu. Ana, bu bildiği Afyonluyum dedi. Evet sevgili izleyiciler, teşekkür ediyoruz. Devam edeceğiz. Bir programda başka bir konu olacak herhalde. Hadi bakalım, başlayalım, hoş geldin.
Hocamız galiba bir konuşma yapacak. Biz oyunlara tekrar devam edeceğiz. Tamam mı? Tamam. Nereye gidiyorsun? Buradayız inşallah. Herkes gelsin. Bir şu tarafa bir bakın bakayım. Kameraya bir bakın. Bir an sallayın. Ramazan'da hep çocuklar var burada. Neydi bugün programımız? Çocuklarla ilgili. Biz yokuz. Evet, seni tanıyalım güzel kızım. Adın ne? İrem. Nerelisin sen? Giresunlu. Ana! Ne kadar Giresun çıktı burada ya? Giresun hangisi? Neresinden? Görele. Esbiye. Bak vallahi de biliyor ya. Ben dedim bilemeyecek ama bildi. Helal olsun. Soyadın ne senin İrem? Kılıç. Evet, İrem Kılıç. İrem, sen hiç fındık topladın mı? Evet. Ana bu ne diyor ya? İnanmıyorum. Gerçek mi? Evet, ben babaannemle ve babamla köyde topladım annemle. Sevgili izleyiciler, bak bilerek söyledim. Sen hiç Giresun'un yemeklerini biliyor musun? Tam bilmiyorum. Pancar çorbasını biliyor musun? Evet, çok güzel. Wow, evet İrem'e 5 puan. İrem çok teşekkür ediyorum sana. Bir şey değil evet, hocam. Görüşmek üzere. Evet, İrem bana hocam dedi. Bu vesileyle hoca dolduk. Evet, İrem'i böyle bir öpelim. Güzel kızımı. Evet, şimdi görüyorum çak. Bak sevgili izleyiciler, bu genç Galatasaraylı galiba. Hayır. Ana tutturamadım. Trabzonlu. Nereli? Trabzon. Evet, sen nerelisin? Kalkınma Mahallesi, Trabzon'dan. Trabzon'dan. Adın ne senin? Emirhan. Emirhan. Nasıl gidiyor? Yukarı çıktın mı sahneye? Çıktım. Kur'an okuyabiliyor musun? Okuyabiliyorum. Vallahi helal olsun ya. Babanın adı ne Emirhan senin? Turgay. Turgay'ın oğlusun. Turgay burada mı? Galiba, bilmiyorum. Bilmiyorum. Annem burada mı? Burada. Buradalar, önde oturuyorlar. Aha. Evet, bir şey demek istiyor mu? Evet. Türkiye'ye selam var mı? Selam aleyküm. Dede, seni çok selam ediyorum. Çok seviyorsun, evet. Değil mi? Köyünüzün adını biliyor musun Trabzon'da? Trabzon, Guguda. Ne? Guguda. Guguda. Evet, Araklı'da mı? Bu sene izine gidiyor mu aile? Gidiyoruz. Baban, gidiyorsun. Dersler nasıl? İyi. Evet, çak. Yuh! Evet, sevgili izleyiciler, gençlerle devam ediyorum. Bir genç geliyor. Sana ne oldu ne? Tamam, sen ikiniz kardeş misiniz? Biraz benziyorsunuz birbirinize. Evet. Evet mi? Evet. Adın ne senin? Kerem. Nerelisin sen? Artvinli. Ana bu Artvinli çıktı ya. Ardanuş'tan mı, Hot'tan mı, nereden? Hot'tan. Hot. Evet. Ana nasıl bildin? Bak soyadın ne senin? Genç. Ne? Genç. Evet, genç. Hangi takımı tutuyor? Trabzon. Ya hep Trabzon, demek ki de Trabzon'du ya. Abin nereyi tutuyor? O da Trabzon. O sormayacağım ona nereli olduğunu, Trabzonlu olduğunu. Evet, teşekkür ediyorum. Gel seni tanıyalım bakalım. Adın ne? Melih Genç. Nerelisin sen? Artvinli. Artvinlisin? Evet. Annen Artvinli mi? Evet. Baban da Artvinli? Evet. Ana, bunlar ailece Artvinliymiş. Hiç şey yok, eksik yok yani. Evet. Artvin'e gittin mi? Gittim. Gittin değil mi? Gittim. Sen biliyor musun ya Artvin? Sevgiliciler, Atabarı var ya, biliyor musun Atabarı'nı? Biliyorum. Söyleyebilir misin? Hayır. Bilmiyorsun değil mi? Artvin'in bir yemeği var, lor. Evet. Lor yedin mi Cevde? Yedim. Ben de geleceğim lor yemeye size, tamam mı? İnşallah. Evet, lor. Evet sevgili izleyiciler, devam ediyorum. Bir başka genci görüyorum. Gel bakalım. Evet, güzel kızımız orada. Hocamız geliyor. Evet. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Çocuk. Nasılsın? İyi. Evet hocam, siz sorun buna. Evet. Söyle bakalım, olur. İslam'ın şartı kaçtır? Hocam 6. İmanın şartı mı, İslam'ın şartı mı? Hocayı görünce titredi. İslam'ın şartı kaçtır? 5. Say bakalım. 1. Allah'a inanmak. 2. Meleklere inanmak. Yok, sen karıştırdın. Evet. Dur bakalım. Zengine 5, fakire 3, inanmayana hiç. Fakir adam hacca gidebilir mi? Gidemez. Zekat vermek zorunda mı? Evet. Değil. Hadi. Neymiş? Zengine 5, fakire 3. İnanmayana hiç, inanmayan Allah kurtarsın değil mi? Evet. Hadi efendim, kolay gelsin. Teşekkür ediyorum. Canım. Çok enteresan bir konu gördüğünüz gibi sevgili izleyiciler. Zengine, fakire, İslam'ın şartı da değişik geliyor. Evet, sen adın neydi? Ümit. Ümit nerelisin sen? Afyon. Afyon, wow, sen nerelisin? Afyon. Ana hep Afyonlu var ya burada. Ümit, kimin oğlusun? Babanın adı ne? Himmet Ertaş. Annenin adı? Şirin Ertaş. O da mı Afyonlu? O İkisi sandıklı. De mi? He? O sandıklı. O sandıklı. Sevgili izleyiciler, sandıklı da Afyon aynı yerden. Hangisi sandıklı? Annem mi, babam mı? Annem. Annen. Evet, teşekkür ediyorum. Devam ediyorum.
Senin adın ne? Zara. Nerelisin? Ha? Nerelisin sen? Afyon. Sandık. Afyonlu. Okula gidiyor musun? Bire mi? Ha? Birinci sınıfa mı? Hayır. Kaça? İkinci sınıfa gidiyor. Ya Rabbim, ben seni bayağı küçük görmüşüm ya. Evet, çok teşekkür ediyorum güzel arkadaşıma. Biz el salla bakalım. Türkiye'de selam göndereceğin biri var mı? Babaannen, anneannen Türkiye'de? Anneannem ve dedem. Dedene selam gönderiyoruz. Evet, bunu görüyorum. Evet, yakışıklı. Adın ne? Salih. Neresin sen? Kayserili. Sevgiliciler, artık çocuklara da öğrettim. Ben baştan bilemediler ama herkes nereli olduğunu biliyor. Kayseri. Kayseri nereden? Alaaddin'den mi? Aha. Vallahi bildim ha. Alaaddin. Çak. Ya. Caminin yanından mı? Efendim? Caminin yanında mı Alaaddin'den? Evet, orayı bilemedi. Kimin oğlusun sen? Şakmak Emin. Evet, ona da teşekkür ediyoruz. Emin'in oğlu musun? Aa, senden ben bir kere konuşmuştum yine camide. Aha. Sevgiliciler, bu çocuk kamerayı gördü mü hemen yanıma geliyor. Ben bunu bir yanağından öpebilirim değil mi? Oo canım benim. Bunu ben yardımcı alacağım. Sen benim yanıma yardımcı gel. Hemen şu kızıma geliyorum. Güzel bir kızımızı görüyoruz. Merhabalar hanımefendi. Nasılsınız? İyiyim. Nerelisin? Afyon. Ana Afyon'u çık diyeyim. Sandıklı. Evet. Sandıklı. Evet. Bir başkalım. Teşekkür ediyorum sana. Kimin kızısın? Hasan. Ramazan mı? Hasan. Hasan'ın kızı. Hasan, görüyorsun maşallah akıllı. Kafa çalışıyor. Evet, güzel kızıma teşekkür. Hemen seni görüyorum. Adın ne? Nerelisin? Emre, Emre. Sevgiliciler, aşağıda durmaktan yoruldum ya. Yukarı çıkmaya başlıyor. Emre, Allah yukarıdasın ha. Emre nasıl diyor? İyi. İyi. Nerelisin sen? Afyonlu. Ana, bu da Afyonlu. Bu da mı Afyonlu? Evet. Ya Rabbim, hep Afyon dolu burada. Aa, şu değil bari. Adanalı. Aa, şükür bir Adanalı yakaladım ha. Nasıl gidiyor? İyi. İyi. Hı-hı. Afyon'un plakası kaç? 03. 03. 03. Evet, sen nerelisin? Adanalı. Adın ne? Cenk. Babanın adı? Kamil. Kamil, burada mı baba? Yok, evde. Anne burada mı? Evet. Ne yapıyor, seni mi izliyordu? Bilmiyorum. Bilmiyorsun değil mi? Evet, okula gidiyor musun? Kaça gidiyorsun? 7'ye. 5, 7, 6. Evet, 7. 7'ye gidiyorsun. Dersler nasıl? İyi. Hangi okul? Hapşule, Reyaşule, Gümnazyum? Gemeinschaftsschule. Gemeinschaft yani. Evet, teşekkür ediyorum. Sevgili izleyiciler, iftira var diye ben yoruldum. Gençler daha yorulmadı. Şimdi hemen buna, adın ne? Yusuf. Nerelisin? Yozgatlıyım. Ana, Yozgat'ta çıktı. Yozgat'ın plakası? 66. Evet. Şuna soralım bakalım. Bu nereliymiş? Afyon. Afyon. 03. Evet. Sen neresin? Ben Aksaraylıyım. Adın ne? İbrahim. Babam burada mı, annem burada? Annem burada, babam benimle kalmıyor. Nerede oturuyorsunuz siz? Biz Durlangen'de, Şebiş Gümün tarafında oturuyoruz. Durlangen'de oturuyorsunuz? Evet. Aa, Durlangen, yukarıda. He. Durlangen'de bir tane ordulu genç vardı, neydi ordulu? Hatırlamıyorum. Kahveci. Hatırlamıyorum gerçekten. Hatırlamıyor musun? Sen tanıyorsun. Ben orduluyum. Sen mi ordulusun? Sevgili izleyiciler, bu kadar insan içinde bir ordulu yakaladım. Bakalım, ordunun plakasını biliyorum. Ordunun plakası kaç? 52. Bu ne? 52. Bu kanala bakıyor musun sen? Yok. Ana, kanalına bakmıyor ya. Nasıl bakmıyorsun sen? Kimin oğlusun sen? Temel. Ana, Temel Sarı. Nerede baban, burada mı? Hı-hı. Annem burada. Evet. Evet sevgili izleyiciler, bunlar yokuş dibinden mi? Neredensin siz? Yok. Möglingen. Möglingen'de. Orada Kabadüz'den mi oturuyor? Nerelisiniz? Orada Kabadüz. Köyün adı ne babanın? Bilmiyorum. Babanın köyüne. Temel, sevgili dostum, oğlana öğretmemişsin hangi köyden olduğunu. Evet, sınıfta kaldın ama. Bir daha da öğreneceksin hangi köyden olduğunu. Tamam. Ama geçtin ha, 52'yi bildin ya. Bildim. Bildin, geçtin. Evet, evet, çok teşekkür ediyoruz. Be, bir ağa geliyor. Ağanın ne olur? Ağanın yanında böyle hazır ola geçeriz. Selamun aleyküm. Nasılsın? Adın ne? Mikael. Evet. Dedengine selam söyle. Selam var mı dede ya? Evet. Selam. Sevgili izleyiciler, gördüğünüz gibi bu geleceğin ağası olduğu için şimdiden bize hava basıyor. Bastım bakalım. Evet. Çok teşekkür ediyoruz ve güzel bir kızımı alıyorum. Evet, sen nerelisin kızım? Girasunlu. Nere? Girasunlu. Sevgili izleyiciler, hep Girasun, Afyon görüyorsunuz değil mi? Yani hayır, kimin nereden çok olduğunu hayır diye. Bak, o başka yerden. Evet, adın? Nisa. Babanın adı? Ünal. Ünal'ın kızı mısın sen? Ünal burada mı? Yok ortada. He. Annem burada. Orada. Ha, orada Ünal. Ünal! Ünal! Orada
Annen ha, bu mu annen? Siz nerelisiniz? Giresunlu. Baban nereli? Giresunlu. Doğru mu? Evet. Aynı köyden mi annenle baban? Hayır. Bak biliyor musunuz hepsini ya? Bir dakika. Sevgili izleyiciler, büyük bir soru soruyorum. Annesinin köyünün adını bilecek mi? Annenin köyünün adı ne? Esbiye. Ah kaybetti işte. Babanın köyünün adı? Giresun. Doğru. Efendim? Esbiyeli anne, ben Esbiyeliyim. Eşim de Giresunlu. Evet, çok teşekkür ediyoruz kızımıza. Evet, sevgili izleyiciler, devam ediyorum. Hızlıdan senden konuştuk ya. Konuşmak mı? Adın ne? Onur. Nerelisin? Artvinli. Evet, Artvinliymiş. Hemen buna bakalım. Ana o yakışıklıya bak be. Wow. Sevgili izleyiciler, ne deriz biz buna? John Travolta ya. Şu saçları bana versene ya. Sevgili izleyiciler, çocuklar gerçekten yanımızın geleceği ve gördüğünüz gibi mikrofonu görünce hepsi mikrofonun başına üşüştüler. Adın ne? Fatih. Okula gidiyor musun? He? Okula gidiyor musun? Gidiyorum. Gidiyor, tabii ki gidecek de. Hep nerelisin diye soruyorum. Bu el sormadım, mahsus sormuyorum. Kaçıncı sınıfa gidiyor? Dördüncü. Dördüncü. Türkiye'ye gittin mi? Gittim. Geçen sene gittin. Gittim. Beğeniyor musun Türkiye? Güzel mi? Güzel. Yani gitmek istersin tekrar. Evet. Evet, teşekkür ediyoruz sana. Şimdi şurada bir kızımızı görüyorum. Evet, görüyorsunuz. Saçlara bak. Ya Rabbim, şu saçlara bak. Ama ben istemiyorum, o da bir çok saç. İsmin ne efendim? Bak, sevgili izleyiciler, havayı görüyor musun? İsmin ne? Esma Nur. Nerelisin Esma? Artvin. Ana, Artvin neresinden? Hiç bilmiyorum. Bilmiyor musun? Annenin adı ne, babanın? Babamın adı Ayşen. Annenin adı? Neriman. Bak biliyorsun onların köyünü. Çok teşekkür ediyorum sana. Bir şey demek istiyor musun? Dedeye falan selam var mı? Evet. Dedene, anneannene, babaannene. Evet. Evet, biz seni çok seviyoruz. Türk kızı olarak. Evet, güzel bir kızım. Senden konuştum ya kızım be. Yine geleceğim. Niye geleceksin? Hayırdır? Evet, hemen bunu. Ama konuştuk. Adı ne senin? Nisa. Ana, bu kız siyah. Esmer ya. Sen Türk müsün? Evet. Gerçek. Evet. Ben seni Hintli sandım. Şaka şaka. Evet. Güzel. Nerelisin sen? Afyonlu. Sandıklı'dan. Evet. Ben ne dersem evet diye. Gerçek. Mingene, Kusura. Hangi? Hayır. Köy? Hiçbiri. Örenkaya. Hiçbiri. Ne ismi köyünüzün? Bilmiyorum. Ya bilmiyormuş ki. Evet. Devam ediyorum. Hızlıdan adı ne senin? Meryem. Nerelisin sen? Giresunlu. Sevgili izleyiciler, gördüğünüz gibi hep Giresun şey. Okula gidiyor musun? Evet. Gidiyorsun. Evet. Gördüğünüz gibi madem bundan da yapalım. Ben de bayağı yoruldum. Sen nerelisin bakayım? Komukansun. Albanya. Albanya'dan geldim. Evet, en sonunda bir Arnavut yakaladım. Was du was ist Prasa? Nein. Prasa bilmiyormuş. Yani Arnavutlar Prasa'yı çok sever ya. Peşeyst du Türkisch? Artık Almanca soralım bari. Peşeyst du Türkisch? Bisschen. Türkçe biliyor musun? Diyorum bisschen. Bakın şimdi, bakın ne olacak. Türkçe biliyor musun? Bak kafa sallıyor. Hani Arnavut'tu bilmiyordu. Ben. Hangi takımı tutuyorsun? Beşemanşal. Galatasaray. Ya Galatasaray. Çak. Fener'e de çak, Galatasaray da. Evet. Wie heißt du? Mehmet. Ne? Mehmet. Melet. Mehmet. Mehmet. Sevgili izleyiciler, ben de Mehmet'e Melet diyorum. Çok sesli burası. Mikrofondan az ses gelecek size ama arka bayağı sesli. Evet, gördüğünüz gibi ben bayağı yoruldum. Şimdi Ferdi'ye biraz bırakayım, arkaları çeksin. Neler oluyor, neler gidiyor. Bugün hep çocuklarla konuştuk. Neden? Çocuklara bugün, neydi bugünkü programın ismi? Çocuklara Ramazan. İftar. Çocuk iftarı değil çocuk mi size? Iftarı. Evet. Büyükler zaten yapıyorlar. Biz bunlara, size hepinize çok teşekkür ediyorum. Ve hepinizi yanaklarından öpüyorum. Sağ ol. Ve TV52 ayarlayın. Her cumartesi Yunus amcanızın programı var. Evet. Ne var? Resim mi çekeceğiz? Evet. Çekilelim. Evet, gördüğünüz gibi sevgili izleyiciler, fenlerimiz de var. Salladın kamerayı. Hangi diyor? Evet, çocuklar. Büyükleri kandıramadık. Evet, çok teşekkür ediyorum. Çıktı mı? Evet, çıktı. Gördüğünüz gibi biraz sonra da burada bakıyorum. Yavaştan. Sevgili izleyiciler, enteresan olan ne? Çocuklar olduğu için bugün
pomes var çocuklara. Çocuklardan olduğu için gördüğünüz gibi salata, pomes, karpuz, bülbül yuvası tatlı. Tatlılar var genelde, bülbül yuvası, mercimek çorbası çocuklara ve hakiki köfte. Hakiki orijinal. Ne bu? Yozgat köftesi. Hakiki orijinal. Yozgat köftesi. Adana köftesi. Yozgat'ta köfte olmaz. Seni tanıyalım. Bayram Acar. Bayram, nerelisin sen? Ben Afyonluyum. Sen kızla, oğlanla görüştük galiba. Evet, oğlan var benim burada. Evet, Yozgatlı, ben söyleyeyim de. Neresindendi Yozgat'ın? Yozgat merkez. Soyadın Yükselen. Yükselen, evet. İsim ne, onu söyleyeyim. Ali Yükselen. Nasıl gidiyor bakayım, yani şurada ne var ya? Vay maşallah, görüyorsunuz sevgiliciler. Kazan kazan pilavlar. Şurada da sos mu yerek var? Köftemiz. Bu ne köftesi? Yedek köftemiz. Bu değişik yani. Bitince, ha, bitince yedek. Evet. Gördüğünüz gibi sevgiliciler, Almanların bretchen dedikleri sandviçleri, böyle bir şey. Bu çok hafif bir şey ve meşhurdur burada bu. Bunun adı bretchen mi oluyordu? Bretchen oluyor. Tafel bretchen. Evet, teknik ismi de var yani. Şimdi gördüğünüz gibi bakınız, iftar şeyinde çatallar falan çocuklar için ve ebeveynleri için hazırlanmış. Her şey mükemmel. Ben biraz bunu daha bir şey bekliyordum böyle, hani plastikten, ama maalesef güzel, kaliteliymiş yani. Karavanadan yiyeceğiz herhalde. Aa, bir Giresunlu görüyorum orada, eski bir arkadaşım. Nasılsın dostum? Merhaba. Merhaba, hoş geldin. İyi misin Osman? Çok şükür, iyiyim. Ben adını sormuyorum, söylüyorum, Osman diyor. Osman, sen neresinden Giresunlu? Ben Giresun'un Trabol ilçesinden. Trabol'undan mısın? Evet. Fındık var mıydı iyi? Fındık vardır. Ne zaman gidiyorsun geri? Okullar tatilince olunca gidiyorum. Ay 26'dan 7'nce. 26'da gidiyorsun. Evet. Evet. 4 hafta izine gidiyoruz kısmet olursa, yoldan, evet, arabayla. Arabayla gideceğim. Geze geze gidip geleceğiz. İyi, teşekkür ediyoruz sana. Şey... Devam edelim bakalım. Sayın Özaydın, sevgili izleyiciler, hani Almanya'da bu çocuklar gibi gençtik, yaşlandık. Çok eski bir arkadaşım. Ama maalesef şu an elinde top oynuyor. O top nedir öyle Sayın Mustafa? Bu ameliyattan sonra kolda biraz şişme oldu. O kan dolaşımını sağlaması için böyle bunu antrenman yapmam lazım. Evet, geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Nasıl gidiyor? Çocuklara iftar varmış. Elhamdülillah ya, işte her şeyimiz bu çocuklar, geleceğimiz bu çocuklar. Bunların buralara gelmesi için çok uğraş verdik. Aşağı yukarı biliyorsun, Almanya'nın ilk DİTİB genelinde ilk yatılı Kur'an kursunu burada açtık elhamdülillah. Evet, hocam söyledi hepsini. Sağ olun. Onlar işte o çocukların, bizim geleceğimiz için onların yetişmesi bizim en büyük övünç kaynağımız olacaktır. İleride inşallah alimlerimiz buralardan yetişecektir. Ben bu kadar diyorum. Yani şu camilerimiz ne yazık ki cemaati az. Ben tutup Türkiye'den Süleymaniye'yi buraya getirsem, İçinde cemaati olmadıktan sonra hiçbir anlamı kalmıyor. Onun için camileri dolduracak çocukları yetiştirmek için uğraşıyoruz. Helal Allah olsun. Allah muvaffak etsin inşallah. Evet, biz de zaten böyle bir programı duyduk ilk defa. Katıldık buraya. Umarım inşallah güzel bir şeyler çıkarırız. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, geldi bize. Katıldığınız için. Evet, bizleri bakalım. Duyurduğunuz için. Şimdi sevgili izleyiciler, yemek dağılıyor. Benim gözüm yemekte. Röportajı falan bırakıyorum. Bütün gündür oruç tutuyoruz. Belki bu programımız Ramazan'dan sonraya kalabilir. Çünkü haftaya bitiyor Ramazan. Evet. Çok az bir şey zaman kaldı. Ama olsun, biz çocuklar var diye bu programı yaptık. Yani Ramazan'dan ziyade. Sağ olun, teşekkürler. Çok da güzel. Böyle şeyleri yönetim olarak yapın yani. Değişik, ilginç bir şeyler. Yani evet. Ya, yatırımı çocuklara yapıyoruz dediğimiz gibi. Evet. Evet. Şuraya doğru bir uzanalım. Evet. Şuraya doğru bir uzanalım. Evet. Bülent, nasılsın? Sevgili izleyiciler, Bülent'i görüyorum yemek sırasında. Evet abi, nasıl geçiyor? İyi geçiyor. Çocuklar çok şükür. Da eğlendiler. Biraz sonra evet. Devam edecekler. Evet, yemekten sonra devam yemekten edecekler. Sonra. Evet. Güzel geçiyor abi. Güzel geçiyor. Şöyle şeyli, çok evet. Şahaneliyim. Evet, bakalım. Sayın tertibim de burada askerden. Tertip. Ya benimle nasıl şey gidiyor? Yapma. İyi gidiyor, sağ ol. İyi mi gidiyor? Yemek kuyruğunda. Bana bir tane karavan al oradan yani. Alayım ya, niye olmasın? Yok, kalmaz. Kalmaz. Tamam, değil mi? Yemek evet, çok. Teşekkür ediyoruz. Evet, sevgili dostlar, şimdi elinden tutuyorum, tutmak mecburiyetindeyim. Çok sevdiğim arkadaşım, artık nasıl desem bilmiyorum yani. Elvan'ım nasılsın? İyiyim Allah'a şükür. Yozgat'ın gülü, Yozgat'ın yanımda büyüdük abi, 15 yaşında. Evet, yanımıza büyüdü.
Çok bilmiyorum, çok da emeğimiz geçti sayıyorum öyle, yani. Öyle geçti. Bizi gördüğünde böyle titrer ayakları. Yine saklandı ama ben hemen buldum. Ama hiçbir zaman saygıda kusur etmez yani. Çok övdüm seni ha. İyi, sağ olasın. Nasıl, niye diyorsun? Çocuklar burada mı? Çocuklar burada, içeride oynuyorlar. İçeride mi? Programı kızımız izliyorlar. Nerede, burada mı? Kız uyuyor. İç burada da burada, uyuyor. Da. Evet. O zaman ama afiyet olsun diyorum sana ben. Bir şey demek istiyorsun mu? Herkesi seviyorum. Beni seven herkesi seviyorum. Seni seviyoruz zaten yani. Sevmesek yani ne yapacağız burada? Evet. Dediğim gibi ne diyor bakalım? Çocuğun son diyelim, biz de yemek şeyine oturalım faslına. Herkes Ordu TV 52'ye baksın. Evet. Vallahi bunu bilseydim daha önce uzatırdım bu mikrofonu ya. Aslında mikrofonu buna vereyim bakayım. Ya sen birine bir röportaj yapsana şu sucuyla bak. Evet gel. Kamera bak. Sen hemen röportaj yap. Kurs bun şmersin olsun. Nasılsınız? İyiyim, sen? Ben de iyiyim. Ne satıyorsunuz burada? Satmıyorum, hediye. Hediye, tamam. O zaman. O zaman seni bırakayım, şey yapınız, ben vereyim. Evet, teşekkür ediyoruz. Devam ediyor. Şimdi hemen devam ediyor. Bakalım şuradan şunlara hemen gel, uzat gel. Bakalım bak. Şuna mikrofonu uzat, konuşmaya başla. Evet. Nasılsınız? İyiyim efendim, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Şey, ne yapıyorsunuz burada? İftarımızı açmaya geldik. Allah kabul etsin. Sağ ol, senin de. Sen ne yapıyorsun? Ben de reportaj yapıyorum. İyi, güzel. Hadi devam et. Ertan abi de devam et. Ertan abi de. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Hep beraber çocukların programına geldik, katıldık, eğlendik beraber. Sen nasıl, mutlu oldun mu? Evet, mutlu oldum. Güzel miydi? Güzel. Güzel bir organize yapmışlar değil mi büyükler? Evet. Evet. Böyle. Büyüklere neyse söyle bakayım. Devamını bekliyoruz ya. Söyle. Başkana. Devamını bekliyoruz. Aferin. Evet sevgili dostlar, gördüğünüz gibi asistan gerçekten çok hızlı çıktı. Ben kendisine çok teşekkür ediyorum. Belki biraz sonra devam edeceğiz, bir yemeğimiz yiyelim. İnşallah. Haydi bakalım, gel bir şeyler atıştıralım. Evet sevgili izleyiciler, gördüğünüz gibi çocuklar gülüyorlar hep beraber. İki, evet kaç şeker diyor oradan? İki şeker, ben geliyorum. Evet, bu ne? Fidget. Evet, nasıl gidiyor? İyi gidiyor. İyi mi? Eğleniyor musun? İyi eğleniyoruz. İyi eğleniyorsunuz. Adın ne senin? Elmas. Sen nerelisin? Artvin'de. Ana, Artvin'de kızmış bu. Nasıldı? Evet bak, gittiler. Koş. Evet. Hocam. Gel bakalım, hadi.
Evet sevgili izleyiciler, gördüğünüz gibi iki mikrofon. Bu hocanın mikrofonu, bu bizim mikrofon. Bu TV52, bu cami. Hocam. Kameraman arkadaşına birer. Evet bir Ramazan bakalım. Şerbet. Ramazan şerbeti. Ramazan şerbeti. Evet. Bismillah diyelim. Afiyet olsun. Sevgili izleyiciler, gurbetçilerin görüyorsunuz değil mi? Ne kadar gönülleri geniş, bonkör insanlar. Şerbetimizi verdiler, çayımızı aldılar. Mikrofonu da çift verdiler. Bir mikrofon da yok. Ne yapayım ben bakalım? İki mikrofonla beraber idare ediyorum. Şimdi şerbetçi abi nasılsın? Ne kadar bitti mi şerbet? Bitti, 1,5 Evet. Evet bakalım. Hocam evet, nasıl gidiyor? Yunus abi beğendin mi? Beğendim, çok güzel. Ben, eğlendik. İyi, gerçekten insanlar da yani bayağı teveccüh gösterdi. Yani. Evet. Ben niye bütün hocam, öğrencilerimiz... Senin mikrofon da bende ya. Bu bizim mikrofon, bunu biz emanet ettik. Evet. Alalım. Belki de içeride sesim çıkardır ha. İçeride yani. Evet. Valla dediğim size gibi kamuk şirketi var. Evet. Yok ben kamuk sevmiyorum. Elma şekerimiz var. Şöyle gelin Yunus abi. Evet. Elma şekeri de varmış. Hocam ben almayacağım. Teşekkür ediyorum. Göstermiş miydik kamerayla? Elma şekerimiz de varmış. Bunları da mı burada yaptınız? Yok, satın alma bu. Yok, hayır. Bunları bizim hanımlarımız yaptılar. Ana, valla. Veli birliğimizin hanımları yaptılar. Aynı evet. Aynı şekilde bunları yaptılar. Elma şekerini. Şunlar bir tek satın alma. Aha. Yine orada şey yapılıyor hala. Pamuk şekeri evet. Orada yapılıyor. Yapıyorlar yani. Evet. Bunlar koruyucu da var orada. Korkuyorum. Hançer var yani, hançer. Bunlar muhafız. Muhafız değil mi? Bir bayanların yemek yeri daha mı değişik? Abla kolay gelsin. Ne yapıyorsun? Ben yardım ediyorum. Yardım ediyorsun. Evet. Ergin Hanım bizim Veli Birliği Başkanımız aynı zamanda. Veli. Çocuklarla ilgileniyorum. Veli Başkanı. Çocuklarla ilgileniyorum. Etkinliklerde öncülük yapıyor, yardımcı oluyor. Bir ekibi var yine. O ekip. Ekibiniz var. Evet, evet. Hanımlardan oluşuyor her zaman. Hocam yemeğe bu ekip mi yaptı? Evet. Vallahi çok güzeldi, elinize sağlık. Afiyet olsun, teşekkür ederim. Evet, yemek 5 numaraydı. Yani güzeldi yemek. Evet, yenge seni alalım, gel bakalım. Hep bütün yemeklerin organizasyonlarını, bütün faaliyetlerimizde hanımları bir araya getirip hanımların çalışmasını organize ediyor. Allah razı olsun hanım kolları başkanımız. Bu Giresunlu'ya benziyor. Evet. Vallahi sevgili izleyiciler, gördüğünüz gibi nasıl bildim? Yengem biz Ordu televizyonda. Giresun zaten izliyor. Evet, belki siz de bizi izlemiştiniz. Beni gördünüz mü bilmiyorum hiç televizyonda. Görmemiştiniz. Artık bilemiyorum şimdi. Nasıl gidiyor? Sen mi organize ettin bu yemeği bugün? Çok güzeldi ya. Yok, gençlik kolları da organize ettiler. Ben onlara yardımcı oldum. Hani ne kadar yapılacağını böyle başta yaparken söylüyorum, yaptılar. Yaptılar yani. Yaptılar. Çorbasını, pilavını da ben karelip yapıyorum. Ben bilseydim sen pancar çorbası getir derdim bir tencereye. İşte ya. Herkes yemiyor onu. Ben hep yapıyorum. Hamsi festivallerinde de çok az yeniyor. Çok az. Biz bilsek yerdik onu yani. Biz bilsek yerdik. Sen Melo Hocam biliyor musun? Ben ne bileyim Ordu televizyonu geleceğini, geldiğini bilseydim. Sen Melo Hocam biliyor musun? Melo Hocam. Hani Merevcen bilmez miyim? Ne kavramadı diyorlar siz de ona? Merevcen diyor. Bizde de Melo Hocam diyorlar. Bizde Merevcen diyor. Tırmık biliyor musun? Tırmık. Tırmık biliyorum, fındık tırmığı. Dur hocama sorayım, Melo Hocam biliyor mu? Hocam sen Melo Hocanı biliyor musun? Ben de bilmiyorum. Bak bilmiyormuş. Diken ucu da derler Merevcen. Diken ucu derler. Ben Karadeniz'in deniz görmemiş yerinden olduğum için böyle bilmiyorum. Evet. Deniz görmüş tarafından olsaydım bilirdim belki. Hocam gördünüz. Diyor ki deniz görmeyen tarafındanım ben. Ya bizler deniz kenarı. Sen Giresun neresindensin? Tam Giresun'un içindenim, Gaztepe köyü. Tam Giresun'un içiyiz biz. İçindensiniz. İçindeyiz. Yani. İsminiz, soy isminizi aldım, unuttum. Aydın. Soyadım. Aydın. 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 Galiba senin oğlanlar var burada. Yoksa var mı, ben mi yanlış? Benim oğlanlar kimisi Helburun'da duruyor. Abdurrahman Aydın var. Evet. Abdullah Aydın var burada. Burada Abdullah galiba. Aydın. Ama bir Aydın daha var burada da bizim alakası yok. Sizin alakası yok. Yenge son bir soru soruyorum. Sen o yeni havalanla uçtun mu? Ordu Giresun. Buraya uçuyorum. Hani? Giresun havalanı, Ordu değil. Giresun orada havalanıyor orası. Oranın, o ilçenin adını biliyor musun ne?
İlçeyi Gülyalı şimdi. Gülyalı değil mi? Gülyalı, evet. Ben işte Gülyalı'danım. Sevgili izleyiciler bak yengem bizim oraya geliyor. Allah'tan söylemeyeyim sakın bizim oraya falan çıkar yani. Ben Gülyalı'danım. Evet çok teşekkür ediyorum. Elinize sağlık. Çok güzel olmuş. Bugün evet beğendik. Çok güzeldi. Köfteler lezzetliydi yani. Söz yoktu yani. En güzeli de salata ölmemişti yani hani. Tam zamanında tuzunu atmışlar. Ben çünkü kolay salata yemem her yerde. Evet öyle. Onları ben yapıyorum. Sağ ol. Allah razı olsun. Evet sevgili izleyiciler gördüğünüz gibi gurbetçinin yüzü gülüyor. Yüzümüz gülüyor. Onların değil benim de yüzüm gülüyor istesemez. Hocam bakalım nelerle karşılaşacağız. Ferdi var mı bir gelişme? Bu akşam Ferdi'yi bayağı yordum kameranın arkasında. Ama yavaş yavaş da hocam toparlıyoruz programı. Ferdi bize hakkını helal etsin. Teşekkür ediyoruz Ferdi'ye. Tabii burada yoruldu. Bir de Ramazan'da mübarek Ramazan oruçlu daha fazla şey yapıyor. Ama burada bizim milletimize bir hizmet var. Dinimize bir hizmet var. İnanıyoruz ki bunun ecrini Allah'ım kat kat inşallah ahirette verecek. Evet hocam bir iki tane röportaj yapıp kapatacağım. Şu Artvinli'ye gideyim. Artvinli. O benim eski arkadaşım ya. Nasılsın bizim kız? Ya Yunus abini görüyorsun, kaçıyorum, bakayım tabakları toparlıyor. Nasıl, ne gidiyor? Nasıl gidiyor? İyi gidiyor Allah'a şükür. Allah'a şükür. Senin adamı gidiyor. Gördüm biraz önce. Evet. Çocuklar burada mıydı? Evet. Arkalar var değil mi? Hepsi burada. Hepsi burada. Sen nasılsın, iyi misin? İyiyim Allah'a şükür. Allah'a şükür. Hiç Yunus abini televizyonda izlediğin yokmuş ya. Yani. Ne biliyorsun? Belki de izlerdin. Evet sevgili izleyiciler, benim çok sevdiğim bir arkadaşım. Çok eskilerden tanıdım. Burada gördüm. Görüyorsunuz gönüllü olarak da bizim yemedik tabakları toparlıyor yani. Böyle yarım yama bıraktığımız şeyleri. Ha benim oğlan. Evet. Bana su ikram etti gördüm. Tanımaz mıyım ya? Tanımaz mıyım? Evet çok teşekkür ediyoruz. Selam var mı Türkiye'dekilere? Herkese selam. Ablana selam yok mu Türkiye'de? Cümlete selam. Babam onlara hepsine evet, selam. Evet babaya hepsine selam gönderiyor. Evet sevgili izleyiciler dediğim gibi şimdi bakıyorum kimseyi görebiliyor muyum? Şöyle gözümün kestirebildiği herkese de mikrofon uzatamıyoruz. Çünkü bilemeyiz ne tepki alacağımızı. Ferdi bana monitörü ters döndürdü. Monitöre bakıyorum. Bayağı da yakışıklı çıkıyorum ha. Hani vallahi bilmiyorum karizma ya. Evet sevgili izleyiciler bir güzel programımızın daha sonuna geliyoruz. Dediğim gibi konuştum zorla nasıl gidiyor? İyi gidiyor vallahi bulaşıklar taşıyor zekama için işte. Ya ama şey yapıyorsunuz ailece sen söyle sevap. İnşallah. Öbür dünyaya yatırım. İnşallah, inşallah. Sevap yapıyorsun işte. Herhalde canım, sevap. Çok güzeldi ama yemekler, süperdi. Sağ ol, teşekkür ettim. Biz de teşekkür ediyoruz. Tatkılardan doğru. Sevgili izleyiciler, bir gurbetten size... Ya olmadı bu. Evet. Sevgili izleyiciler, Almanya'dan yaptığımız bir programımızın daha sonuna geliyoruz. Gördüğünüz gibi gurbetçiler böyle eğleniyor. Gurbetçiler böyle iftar yapıyor. Gurbetçiler böyle işte. Biraz değişik. Oradan buradan Türkiye'nin dört bir köşesinden gelen insanlarla dolu burası. Gördüğünüz gibi arkada biraz önce namazımızı kıldık. Hem arkada da çocuklar eğleniyor. Buradaki camiler minaresi yok bu caminin. Yani mescit ama bayağı büyük bir mescit. Öyle küçük mescit deyince hani Türkiye'de küçük bir yer aklınıza gelir. Kocaman bir salon var daha bu kadar arkada yerler var okulları var. İşte Avrupa'da gençlik geleceğe böyle hazırlanıyor. Ben tüm ailelere çocuklarını böyle yetiştirdikleri için teşekkür ediyorum. Ve diyorum ki hoşça kalın. Bir başka yerde bir başka gurbetçiyle görüşmek üzere. Biz sizleri seviyoruz. Sizler de bizi sevin diye demek mecburiyetindeyiz. Evet hoşça kalın. Hocam programımızı kapatıyoruz. Dediğim gibi çok güzel geçtim. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Bu programın hazırlanmasında emek veren veli birliğimize, derneğimize, gençlik kollarımıza ve bizim programımızı önemseyip buraya geldiğiniz için bizi başta Ordu halkıyla ve oradan da internet üzerinden bütün dünyayla buluşturduğunuz için ayrıyeten çok teşekkür ediyorum. Allah evet. Sözün üstüne söz olmaz diyoruz ve bir başka hafta bir başka yerde görüşmek üzere.